Herkese merhaba arkadaşlar Kripto bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir ön satış platformu olan KSM Starter'dan bahsedeceğim. KSM Starter adından da anlaşılacağı gibi Kusama Ağı'nda bir IDO platformu diyebiliriz. Kusama bu arada ilk IDO platformu KSM Starter olacak. Bu yüzden katılmanızda fayda var. Gerçekten çok fazla kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü bütün ağların ilk IDO platformları gerçekten büyük oranlarda kazançlar sağladı. Mesela geçen daha yakın zamanda Valespat ön satış düzenledi. 70x civarı kazandırdı. Adapet'in işte bir ön satışı daha gerçekleşmişti. O da 100-150x civarı bir kazanç sağlamıştı. Bu da Kusama'nın ilk IDO platformu olduğu için gerçekten güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu platformun avantajlarına ve özelliklerine değinelim. KSM Starter yaklaşık 5 yıldır geliştirilen Kusama'daki ilk Launchpad platformu ve diğer IDO platformlarından farklı olarak yani normal işte Ethereum, BSC vesaire buradaki IDO platformlarından farklı olarak birçok özellik barındırıyor. Mesela burada siz IDO yapılacak projeleri kendiniz seçiyorsunuz. Mesela 3 tane proje duyuruluyor. Siz burada işte KSM'lerinizle, KST'lerinizle daha doğrusu buranın kendi coin'i, bunun ön satışı yapılacak. Bu KST'ler ile tek ederek hangi projenin ön satışının yapılmasına sizler karar vereceksiniz. Burada en fazla oyu alan yani en fazla coin stake edilen proje diyelim. Burada ön satış yapabilecek. Projenin en önemli yanı da hem Ethereum hem de KSM tabanlı idoları desteklemek için zincirler arası bir launchpad platformu olarak piyasa bunun için de Ethereum ve KSM tabanlı dolar arasındaki geçişin sorunsuz olmasını sağlamak için Moonbeam EVM teknolojisini kullanacak diyebiliriz. Moonbeam'den haberi olanlar vardır diye düşünüyorum. Özellikle bizim Kusama işte para chain üzerine bir videomuz vardı. Moonbeam'in gelmesiyle Polkadot üzerinde bunun gerçekleşeceğinden vesaire bahsetmiştik. Moonbeam gerçekten harika bir proje ve Polkadot'un belki de boğa koşusunu başlatabilecek projelerden bir tanesi. Moonbeam'in gelmesiyle birlikte artık smart kontratlar arasında işte Ethereum, Polkadot vesaire arası geçiş çok hızlı şekilde kolaylaşacak diyebiliriz. Mumbai'nin gelmesi gene tabii ki Kusama ağı yani Kusama ağı da Polkadot ağının test ağı gibi olduğunu söylemiştik. Doğal olarak Kusama ağını da yarıyor ve bu Mumbai'nin gelmesiyle birlikte işte artık hem Ethereum ağındaki IDO'lar hem de KSM tabanlı IDO'lar zincirler arası bir launchpad platformu olan Kusama KSM Starter'da gerçekleşebilecek. Sorunsuz şekilde hem Ethereum tabanlı hem de KSM tabanlı IDO'lar yapılabilecek. Yani burada tek yapmanız gereken aynı metamask cüzdanıyla kalmak ve A değişikliğini yapmak için platformdaki anahtara tıklamak şeklinde olacak. Gerçekten çok kolaylaşacak. Zaten son zamanlarda yeni projeler bunlara çalışıyor. Yani tek cüzdan üzerinden yüzlerce ağa girme ya da tek platform işte bridge köprü sistemi üzerinden birçok ağa coin transfer edebilme sistemleri üzerine çalışıyorlar. KSM Starter'da normal basit bir video platformunun dışında hem Kusama'nın ilk video platformu hem de birkaç ağ üzerinde köprü sistemiyle çok rahat bir şekilde hepsiyle IDO yapabilecek bir platform olarak düşünebilirsiniz. Projenin kendi coin'i KST. Yatırımcılar KST tutarak IDO tekliflerine oy verebilir. Yani bu ne demek oluyor? Dediğim gibi işte stake edeceksiniz. En fazla stake edilen proje seçilecek şeklinde düşünebilirsiniz. Buna göre işte stake ettiğiniz miktarda işte tahsis alacaksınız ve coin ile sürekli verim elde edebilmek için de farming havuzları oluşacak. Siz KST'leri stake ederek bu havuzlardan yararlanabileceksiniz. Aynı şekilde USDC ve USDT olmak üzere oto yatırım havuzları var. Siz USDC ve USDT stake ederek otomatik bu idolardan yatırım hakkı elde edebileceğiniz sistemler geliştiriyorlar. Bu arada Coin'in şu anda nasıl katılabilirsiniz onun hakkında bilgi veremiyorum. Çünkü ido 7 Ekim'de sanırım gerçekleşecek. Fakat şu anda henüz bir whitelist vesaire duyurulmadı. Birkaç gün içerisinde duyurulacağını farz ediyorum ve resmi hesaplarından Twitter hesapları olsun, işte Telegram hesapları olsun. Bunları takip edebilirsiniz. Şimdi projenin birkaç diğer özelliğine daha değinip şu anda güncel KST kazanabileceğiniz etkinliklerden bahsedeceğim. Bu arada projenin önceden planlanmış birçok da IDO projesi mevcut. Yani daha sistem kendi coin'ini çıkarmadan birçok projeyle anlaşmış durumda. Bu yüzden KST yani alabilme imkanınız olduğu sürece kesinlikle almaya çalışın. Elinizden geleni yapın. Almak için her türlü çekilişe vesaire katılın. Her türlü bir 500 dolarlık bile çıksa yani en kötü Onyx yapacağını düşünüyorum. Bu en kötü. Yani tabii ki yapamayabilir. Bu bizim yorumumuz. Kötü piyasa koşullarında bile en kötü Onyx yapması bekleniyor diyebiliriz. Çünkü Kusama'nın ilk IDO platformu olması dışında birçok ek özelliğe sahip. İdo gerçekleştikten sonra KST tutanlar burada ki diğer idolara nasıl katılabileceğini burada yazmışlar. Tier 1, Tier 2, Tier 3 vesaire sıralamışlar. Mesela birinci aşamada 100 kasete tutanlar bir ağırlık alabilecek ve ona göre buradan hak elde edebilecek ve görevleri yapmak zorunda. Aynı şekilde Tier 2 var. Tier 2'de otomatik invest yok. Birincide de yok zaten. Onu yazmaya bile gerek duymamışlar. 3500 kaseti tutarak pool ağırlığınızı ona çıkartabiliyorsunuz ve ikincisinde garantili tahsis hakkı sağlamışlar. Üçüncüsüne geliyoruz. Burada da otomatik invest yok fakat 8 2500 KST tutanın pool ağırlığı 50 oluyor. Daha fazla coin idolardan alabiliyor ve bunda da garantili tahsis mevcut. Burada tier 4, tier 5 de bulunuyor. Tier 4 de 17000 KST ile 110 ağırlık ve otomatik invest var. Yani doğrudan idolara katılmış oluyorsunuz ve son aşamada da 25500 KST ile 250 ağırlığınız oluyor. Hepsi zaten otomatik gerçekleşecek durumda. Bütün idolardan maksimum verimde gelir elde edebiliyorsunuz diyebiliriz. Şimdi coin'in ekonomiğine bakalım. KSM Starter'ın bir diğer avantajı da coin miktarının düşük olması. Toplam coin miktarı 60 milyonla sınırlandırılmış. Gördüğünüz gibi tohum satışında 0.06'dan satmışlar. Private sale'de 0.10'dan satılmış. Public sale'de ise 0.12. Son zamanlarda 400-500 milyonluk coinler mesela işte Impossible Finance'da 500 milyon supply'a sahip. Blockton'un ön satışı gerçekleşiyor ve 0.04 fiyatından satılıyor. Bu hem video platformu hem supply'a düşük 60 milyona sahip hem de fiyatı düşük. Gördüğünüz gibi zaten bu yüzden kazanç oranları yüksek olabiliyor. Yani aşırı bir kazanç elde etmeniz çok büyük olasılık diyebilirim. Miktar çok düşük fiyat çok ucuz şeklinde. Burada işte coin miktarının dağılımını vesaire görebiliyorsunuz. İşte toplam tohuma ne kadar ayırmışlar. Gizli satışa yani daha doğrusu yatırımcılara vesaire ne kadar ayırmışlar. Bir de ön satışa ne kadar ayırmışlar vesaire burada görebiliyorsunuz. Bunların kilit sürelerini vesaire de buradan bakabilirsiniz. Burada pools launching soon diyor. Yani yakında gelecek projeleri gösteriyor. KSAT KST'nin ön satışının bitmesinden sonra tier'leri burada gösterdim. Tuttuğunuz KST miktarlarına göre gelecek projelerden stake ederek buradan hak alabileceksiniz. Burada Apple for IDO dediği işte projeler buradan buraya IDO başvurusunda bulunabiliyor. O bizi ilgilendirmiyor tabii ki. Burada proje ekibini görebiliyorsunuz. Ekipten 3 kişinin burada yer aldığını zaten görebiliyoruz. Ek olarak sosyal medya hesaplarına vesaire buradan ulaşabilirsiniz. İşte artık bunları geçiyorum. Şimdi whitelist dediğim ön satışlara girebilmeniz için IDO hakkı elde etmeniz gerekiyor. Bu KST için geçerli yani ilk yapılacak ön satış için geçerli. Bunu da Telegram kanallarından ve Twitter hesaplarından duyurulacaklardır. Kesinlikle takipte kalın ve ön satışa katılabilmek için whitelist'i kollayın. Çıktığı gibi katılmaya çalışın. Onun dışında size şu anda nasıl KST kazanabileceğiniz üzerine çekilişlerden bahsetmek istiyorum. Şu anda KSM Starter'ın Twitter hesaplarında 100k KST'nin verileceğini duyurmuşlar ve Moonboots'ta anlaşmalı şekilde 30k KST TRT'yi de Moonbus üzerinden vereceklerini duyurmuşlar. Yani Gleam üzerinden iki ayrı çekiliş düzenleniyor. Burada 30.000 KST, burada 100.000 KST. Bu 30 gün sonra bitiyor. Bu 11 gün sonra bitiyor. Burada toplam entry daha fazla mesela. Burada daha düşük. Burada çıkma olasılığı daha yüksek ve daha fazla KST veriyor. O yüzden buraya katılmayı tercih ederim. Şimdi birincisiyle başlayalım. Burada geliyorsunuz. 17 tane görev vermişler. Burada mailinizle birlikte veya Facebook, Twitter istediğiniz hesapla birlikte bağlanıyorsunuz. Sırayla buradaki görevleri yerine getirerek puanlar kazanıyorsunuz. Bu şekilde kazandığınız puanlara göre artık çekilişe katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 50 kazanan olacakmış ve herkes kişi başı 600 KST kazanacakmış. Yani gerçekten büyük ödül bu 1 dolar üzerine bile girse direkt ki 1 dolar hiçbir şey 10 yapsa bu 12 dolar falan ediyor. Biz 1 dolardan hesaplasak bile 600 dolar civarında bir ödül kazanmış oluyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle bu giveaway'lere katılmanızı öneriyorum. Şimdi ikincisine gelelim. Bu direkt KSM'ye Starter'ın yapmış olduğu etkinlik. Burada da gene geliyorsunuz. Bütün görevleri sırasıyla yerine getiriyorsunuz. İşte KSM Starter'ı takip et, retweet yap vesaire. Adım adım bu görevleri yerine getiriyorsunuz ve kazanma şansı elde etmiş oluyorsunuz. Bu iki çekilişi kesinlikle kaçırmayın. Ek olarak resmi hesaplarını takip ederek de whitelist hakkını kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. KSM Starter resmi hesabı şu anda 54.000 takipçiye ulaşmış. 7 Ekim'de video yapacağını söylüyorlar. Buradan whitelistleri takip edebilirsiniz. KSM Starter projesi de bu şekilde. Sizlere normal IDO platformları dışında ekstra sunmuş olduğu yeniliklerden bahsettim. Normal IDO platformu gibi çıkmak yerine birçok yenilikle birlikte geliyorlar. Harika özelliklere sahip. Aynı zamanda Kusama ilk IDO platformu olması zaten en büyük avantajları. Bu yüzden projeyi takip edip kesinlikle katılmaya çalışın. KST coin henüz çıkmadığı için yeni IDO'lara nasıl katılabileceğinizi vesaire yüzeysel gösterebildim. İlerleyen zamanlarda platformun açılmasıyla birlikte diğer idolara birlikte katılırız ve nasıl katılacağınız üzerine videolar hazırlarız. Şu anda KST'ye nasıl katılabileceğiniz için iki çekiliş sundum ve bir de whitelist'i beklemenizi önerdim. Şu anda tek yapmanız gereken aşama bunlar. Beklemede kalıyoruz artık ve olan durumlardan şansımızı deniyoruz. KSM Starter'da bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz platformları bol bol inceliyoruz. Aklınızda olan platformlar işte bu platformu inceler misin ya da bu ağı bu projeyi inceler misin dediğiniz konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz yazabilirsiniz. Fakat yoruma mesela bazı arkadaşlar atıyorum XRP yazıyor. Ya da yani shitcoin'leri vesaire yazıyor. Shiba yazıyor vesaire. Yani bunları incelenecek bir şey yok açıkçası. Yılların projeleri veya tamamen shitcoin'ler. Ben gerçekten sizden projeler istiyorum. Mesela Moonbeam gibi. Gelip siz buraya yeni projelerden yorum olarak yazarsanız ya da yeni platformlardan seve seve sizler için inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin bu tarz videoların gelmesi için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar ve iyi günler dilerim.